Milliyetçi Hareket Partisi Dulkadiroğlu ilçe teşkilatımızın düzenlemiş olduğu basın toplantımıza katılımlarınızdan dolayı teşkilatım adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygı, sevgilerimi sunuyorum. Öncelikli olarak Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçemizde sudaki bir takım sıkıntılardan dolayı yaklaşık 30 bin vatandaşımız mağduriyet yaşadı. 3 günden beri bu hadiseler devam ederken Sayın Sağlık Bakanı'nın Kahramanmaraş ilimize bağlı Elbistan ilçemize teşrif etmemiş olmasını da esefle kınıyorum. Çünkü Kahramanmaraş, Elbistan ve Kahramanmaraş merkez bölgemiz AK Parti'ye çok sayıda milletvekili kazandırdı, çok sayıda milletvekili verdi. Elbistan'da yaşanan bu hadiseden dolayı AK Parti iktidarı sınıfta kalmıştır. Ayrıca Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan KASKİ Genel Müdürü'nün ne zaman istifasını alacak diye kamuoyu olarak biz de bekliyoruz. Elbistan ilçemizde vatandaşlarımız yeterince mağdur oldular ve yeterli sayıda teknik eleman, yeterli sayıda doktor, yeterli sayıda devletin imkanları kullanılamadığını düşünmekteyim. Yine diğer bir konu da geçmişte 5 ay önce gündeme getirmiş olduğum Kahramanmaraş Havaalanı konusudur. Kahramanmaraş Havaalanı halen olması gereken duruma getirilememiştir veya getirilmemiştir. Bunun sebeplerinin ne olduğunu biz de araştırıyoruz, biz de takip ediyoruz. Ama Kahramanmaraş'taki sanayicimiz, Kahramanmaraş'taki esnafımız, Kahramanmaraş'taki bürokratımız ve Kahramanmaraş'ta iş adamlarımız bu konuda büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Bu konuda da AK Parti hükümetinin, AK Parti Kahramanmaraş milletvekillerinin kamuoyunu aydınlatmasını ve kamuoyuna bu konuda bilgi vermelerini bekliyoruz. Çok değerli basın mensupları, 15 Temmuz darbe girişimini şiddetle kınadığımızı Cennet Mekan Alparslan Türkeş'in dediği gibi en kötü demokrasi en iyi darbeden iyidir sözünden hareketle MHP olarak milli iradeden ve demokrasiden yana olduğumuzu Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin daha ilk andan itibaren bu durumun kabul edilemez olduğunu beyan ederek ortaya koymuştur. Yüce Türk milleti Türkiye'nin her yerinde tankların önünde canlı siper ederek göstermişlerdir. FETÖ, PDY örgütü yapılanmasının tehlikesi defaatle Sayın Genel Başkanımız il ve ilçe teşkilatlarımız tarafından dile getirilmesine rağmen tedbir alınmamış, çoğunlukla iktidar ile birlikte hareket edilmiştir. Geç kalınmakla birlikte hatadan dönülmesini ülkemiz ve milletimiz açısından bir kazanım olarak görüyoruz. Ancak yapılan mücadelenin tutuklama ve gözaltıların sağlıklı yapılmasını, suçsuz vatandaşlarımızın mağdur edilmemesini istiyoruz. FETÖ temizliğinin siyaset ayağının ne zaman yapılacağını sabır ve metanetle bekliyoruz. Artan terör olaylarında ülkemiz adeta yangın yerine dönmüştür. Sözde çözüm süreci denilerek terör odakları cesaretlenmiş, birçok şehrimizde bombalı saldırılarla masum vatandaşlarımız, polis ve askerlerimiz şehit edilmiştir. Şehirler kullanılamaz hale gelmiştir. Tüm uyarılarımıza rağmen kulak tıkanmış hainlerin meydan okumalarının önü açılmıştır. Evet, FETÖ terör örgütüdür. Yaptığı hainlik de ortadadır. Bunun hesabı en ağır şekilde sorulmalıdır. Ancak yapılan hatalarda sorumluluğu olanlar hesap vermelidir. Bizden önce de vardı. Kandırıldık, aldatıldık. Pardon, uyanamadık. Kusura bakmayın, bizi affedin. Biz döndük tarzındaki açıklamalar kabul edilemez, pek inandırıcı değildir.
İktidarın görevi sosyal devlet anlayışı içerisinde milletine hizmet etmektir. Yapılan hizmetlerin lütufmuş gibi önümüze konması ahlaki değildir. Milletimiz kendisine hizmet etmesi için seçim yapmıştır. Hükümetlerin görevi ülkesine ve milletine hizmet etmektir. Ülkemizin güney sınırında Suriye iç politikasından kaynaklanan sebeplerle meydana gelen durum kabul edilemez. İkaz ve uyarılarımıza rağmen Süleyman Şah Türbesi'nin taşınmasının hatası bir kez daha anlaşılmıştır. Bölgede emelleri olan güçlerin PKK ve DAEŞ gibi örgütler kullanılarak oluşturmak istedikleri kanton ya da koridor ne olursa olsun engellenmelidir. Bu sebeple hükümetin aldığı kararlara Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Cerablus ile başlayan sınır operasyonunu destekliyoruz. Adı her ne olursa olsun tehdit oluşturması muhtemel tüm terör örgütleri bölgeden sökülüp atılmalıdır. Elbette Türkiye'nin milli güvenliğini korumak, sınır ötesi terörist yapılanmayı engellemek için mezkur askeri müdahale yerindedir, haklıdır, isabetlidir. Ancak Cerablus'u IŞİD'den arındırırken boşalan alanlara PYD'nin yerleşmesine, Kobani Afrin arasının bu terör örgütüne açılmasına kesinlikle hiçbir şart altında müsaade edilmemelidir. MHP ülkesi ve milleti için kan akıtmaya, can vermeye, can almaya her daim hazırdır. Söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabiliriz sorularınızı. Trabzon bulvarına platform kuruldu. Trafik tıkandı. Araçlar ara sokaklardan gitmek zorunda kaldı. Ama buna rağmen tören yapılmadı. Bu konudaki düşüncenizi alabilir miyim? Siz MHP olarak Atatürk anıtına çelik koydunuz mu? CHP koydunuz mu? Öncelikli olarak anıta çelenk koymak il başkanlığımızın gündeminde olan bir şey. Onu da tam olarak bilemiyorum. Şu anda ona cevap veremeyeceğim ama 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Devleti'nin düşmanı yurttan kovduğu, Ulu Önder Atatürk'ün ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir diyerek yine Sakarya Savaşı'nda hattı müdafaa yoktur, hattı müdafaa vardır diyerek yüce Türk milletinin kurtuluşunu, bağımsızlığını kazandığı yıl dönümdür. Dolayısıyla milli ve dini bayramlar halkımız arasında, vatandaşlarımız arasında birlik ve beraberlik duygusunun artmasına, birlik ve beraberlik duygusunun gelişmesine sebep olur. İl merkezimize geçmiş dönemlerde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlamaları yapılmaktaydı. Dün de benim takip ettiğim kadarıyla şehir merkezine platform kurulmuştu ama tekrar bugün platform kurulup da ne diye bu kutlamanın yapılmadığını çok da anlamış değilim. Yetkililerin bu konuda kamuoyunu bilgilendirmesini bekliyoruz. Teşekkür ederim. Başkanım, konuşmanıza Elbistan olayıyla başladınız. Elbistan'daki bu su hadisesinde takdir ederseniz ki MHP'nin il başkanı Kuzey ilçelerde. Evet. Bu konuyu siz gündeme getiriyorsunuz ama bir il başkanı olarak orada parti teşkilatı olarak sorunu yerinde görmesi daha doğru olmaz mı? Oradan bir işte kamuoyuna açıklama yapması daha doğru olmaz mı? Bir de Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabii olağanüstü genel kongresi şu an için bir gündemde değil. Evet. Kahramanmaraş'ın ilçelerinde işte birkaç tane ilçeyi görevden alındı. Şu an 13 Şubat Bedur Kadıroğlu var bildiğimiz kadarıyla duran. Bu konuda da bir açıklama yapar mısınız? Bir kere değişim olan ilçelerle ilgili benim çok fazla bir şey söylemem teşkilat terbiyeme aykırı bir hareket olur. Neticede Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin yapmış olduğu tasarruflar
Sadece kendi mevcut ilçe teşkilatımla ilgili şunu söyleyebilirim. Bizimle ilgili herhangi bir sorun, problem hem il başkanlığımızda hem de genel merkezimizde sıkıntılı bir konu yok. Görevimizin başındayız. Mutlaka ki genel merkezimizin de bu anlamda takdiri olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin her tarafında Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir takım değişimler, değişiklikler devam etmekte. Peki, teşekkür ederim. Silahlı kuvvetler